Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yine kekikle ilgili bir video hazırladım arkadaşlar. Bugün de kekik çayı yapacağız. Biliyorsunuz 2 gün önce kekik yağı yapmıştık. Dünkü videomuzda kekik yağını ne şekilde kullanabileceğimizi görmüştük. Bugün de kekik çayı yapacağız arkadaşlar. Kekik çayını zaten dünkü videomda söylediğim gibi çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için, yeni evliler, tecrübesizler, gençler vesaire bilemiyorlar bazı şeyleri biliyorsunuz ki. Bu videomu onlar için hazırladım arkadaşlar. Kekik çayını yapmak için öncelikle bir bardak sıcak suya ihtiyacımız var. Kaynar suyumuz var. Ona eklerken kekiğin solunum yollarındaki faydasını da söylüyorum hemen. İçeriğindeki karbamikrob sayesinde arkadaşlar ciğerlerimizdeki virüsü, bakteriyi vesaireyi tamamen yok edebiliyor. Çok güzel bir şekilde bronşlarımızı açıyor. Kekik çayı, kekik yağı, kekiğin her türlü tüketiliş hali çok güzel bir şekilde açıyor arkadaşlar ciğerlerimizi ve virüsü parçalıyor ciğerlerimizdeki. Şimdi bunun içerisine 2 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Suyumun içine 2 tatlı kaşığı kekik ekliyorum ve birazcık karıştırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu 7 dakika demlemeye bırakıyorum. Biliyorsunuz ki hemen hemen her bitki çayı 7 dakika demleniyor. Bu da 7 dakika demlenecek arkadaşlar. Kendi topladığım, güzel kendi kuruttuğumuz kekikleri kullanıyorum ben. Umarım siz de güzel sağlıklı bir kekik bulabilirsiniz bunu yapabilmek için. Şimdi bunu 7 dakika bekletiyoruz. 7 dakika bekledikten sonra süzerek içeceğiz arkadaşlar. Hastalığa yakalandıysanız veya hastalığa yakalanmadan önce kullanabiliyorsunuz. Sabah uyandığınızda bir bardak kekik çayı ya da işte akşam yemeğinden sonra vesaire içeceğiniz bu bir bardak kekik çayı kesinlikle sizi virüse karşı koruyacaktır. Yakalandığınız virüse karşı da çok etkilidir. Dediğim gibi içerisindeki karbamikrob sayesinde ciğerimizdeki virüsü tamamen parçalıyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, beni ilk defa görüyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tıklayın ve ihtiyacı olan arkadaşlarınızı paylaşın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.